Kök katsayı bağıntısı test 150. Benden 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 istiyorsa böyle bir formül yok. Ben sadece kökler toplamı diyorum. Yani x1 artı x2'nin eksi b bölü a, x1 çarpı x2'nin c bölü a ve x1 eksi x2 mutlak değer içinde kökler toplamı mutlak değer olduğunu biliyorum. Bunu soruyorsa bir rasyonel ifade var. Rasyonel ifadede ne yaparız? Payda eşitleriz. Yani bunu x2 bunu x1 ile eşitlersen ne olur? X2 artı x1 bölü x1 çarpı x2 olur. Bu kökler toplamını buluruz. Eksi b bölü a'dan burada a1 b eksi 8 c de 4. O zaman 8 bölü 1'den kökler toplamı 8. C bölü a 4 bölü 1'den 4, 8 bölü 4 cevabımız 2'dir deriz. Yan taraftaki soruda şimdi dağılma özelliği var. O zaman dağıtacağız şöyle. Bundan sonra işlem yapacağız. Yani x1 çarpı x2 artı 3x1 artı 3x2 artı 9. Yani x1 çarpı x2 artı 3 parantezini alırsa x1 artı x2 artı 9 geliyor. Dolayısıyla ben şuradan önce a'nın 1, b'nin eksi 7, c'nin eksi 4 olduğunu biliyorsam x1 artı x2'nin eksi b bölü a'dan 7 olduğunu, x1 çarpı x2'nin c bölü a'dan eksi 4 olduğunu biliyorsam şuraya eksi 4 artı 3 çarpı buraya 7 artı 9. Yani eksi 4, 21, 9, 30 eksi 4 de 26 Edirne deriz. İlk iki soru bu şekilde. İkinci soruda bak kökler toplamı ile ilgili bir bağıntı varsa 3x1 artı x2 16 demiş. Sen de altına kökler toplamı yap. Köklerden birini bulmak için yok etme metodu yap. Buradan a1 b eksi 10 c de m eksi 1 x1 artı x2 eksi b bölü a'dan 10 bölü 1'den 10 gelir. Buraya da 10 yazarsın. Yok edelim. Mesela bunu eksiyle çarparsak 3x1 eksi x1 2x1 eşittir 6'dan x1 eşittir 3 gelir. Bu denklemin kökü denklemi sağlar. Sonra gelip şurada yerine yazacağız. X yerine 3 yazarsam 9 eksi 30 artı 10 eksi 1 eşittir 0. Ne geliyor? Eksi 21 eksi 22 hem de 22 yapar. Yani doğru deriz. Burada yine biz böyle bir şey öğrenmedik ama çarpanlar ayrılmadan mesela ben bunu x1 çarpı x2 parantezine alırsam x1 artı x2 gelir. Şimdi x1 çarpı x2 x1 çarpı x2 neydi? C bölü a. Yani eksi 10 bölü 1'den eksi 10. X1 artı x2 eksi b bölü a'dan 7. Yerine yazacaksın. Eksi 10 çarpı 7'den cevap eksi 70. Yani adı ne? Üçüncü soruda bak şöyle bir şey yapabiliriz. Köklerin yani işler çarparsan neyi bulursun? X1'in karesi çarpı X2'nin 32 olduğunu. Bunun şöyle X1 çarpı X yani X1'in karesini X1 çarpı X1 çarpı X2 32 dersen buradan da X1 çarpı X2 işte C bölü A'dan 8 şuraya 8 yazarsan x1 çarpı 8 32 ise o zaman x1 4'tür dersin. Ve bu denklemin kökü ise denklemi sağlar. 16 artı 4a artı 8 eşittir 0. 4a eşittir eksi 24. A eşittir eksi 6. Yani adamın. 7. soruda biraz işlem yapacağız gibi.
rasyonel ifade var. Mecburen fayda işleyeceğim. Burayı x2 eksi 1 ile, burayı x1 eksi 1 ile. Ne olur? X2 eksi 1 artı x1 eksi 1 bölü x1 eksi 1 çarpı x2 eksi 1. Burası x1 artı x2 eksi 2 yapar. Bunu da dağıtırsam x1 eksi 2 yapar. Sonra eksi x1 eksi x2, eksi parantezinde x1 artı x2, en sonunda artı 1. O zaman ben buradan x1 artı x2, yani eksi b bölü a'dan 5, x1 çarpı x2'nin c bölü a'dan 3 olduğunu biliyorum. Şurada yerine yazacağım. x1 artı x2 yerine 5. 5 eksi 2 bölü 3 eksi 5 artı 1. Yani 3 bölü kaç yapıyor burası? 4 eksi 5'ten eksi 1 eksi 3 değil. Bu şekilde de bitirebiliriz. Devam edelim. Bu formülde zaten mutlak değer içinde x1 eksi x2 neydi diye sorarsa kökte delta bölü mutlak a dememiz lazım. Buradan delta'yı bulacağız. B kare eksi 4 a'cı. B kare eksi 2'nin karesi 4 eksi 4 a c ne yapar? 24 yapar. Dolayısıyla x1 eksi x2 eşittir kök 24 bölü mutlak 1. Bu da kök 24, yani 2 kök 6. Direkt formül olduğu için formülü de yerine yazdık. Geldik buraya. Şimdi böyle bir formülümüz yok. Ama yardımcı olması için neyi bilmemiz lazım? A artı B'nin parantez karesi neydi? A kare artı B kare artı 2AB. Sen buradan A kare artı B kareyi yalnız bırakırsan ne olur? A artı B'nin karesi eksi 2AB olur. İşte sonra da yapman gereken hareket şu. A yerine x1, bak x1'in karesi artı x2'nin karesi. Ne olacak? X1 artı x2'nin karesi eksi 2 çarpı x1 çarpı x2. Yani A yerine x1, B yerine x2 yazacağım. Ve bunu mümkünse öğreneceksin. Buradan x1 artı x2 eksi b bölü a'dan 7. X1 çarpı x2 c bölü a'dan 3. Yerine yazacaksın. Bak 7'nin karesi eksi 2 çarpı 3. 49 eksi 6 43. Öğreneceksin derken zaten bilir olman gerekiyor. Sadece dönüşümün bu şekle geldiğini artık kavraman gerekiyor. 9. soruda neyi bileceksin? Küp toplamının hangisini? A küp artı B küp. Neydi bu? A artı B'nin küpü eksi 3 artı çarpı A artı B. Şimdi yerine yazıyorum. Bakın. X1 küp artı X2 küp. Ne diyeceğiz? X1 artı X2'nin küpü eksi 3 X1 X2 çarpı X1 artı X2. Tamam. Bak x1 artı x2, x1 çarpı x2, x1 artı x2. O zaman bulalım. X1 artı x2 eksi b bölü a'dan eksi 6, x1 çarpı x2 c bölü a'dan 3. Yaz yerine. Eksi 6'nın küpü eksi 3 çarpı 3 çarpı eksi 6. Eksi 6'nın küpü eksi 216. Artı 54 çarpı eksi 2, 11, 5, 6, eksi 162, yani denizli. Burada da denklemin köklerinin x1 ve x2 olduğunu söylemiş ya. Ya şurada zaten her şey varmış. Sadece benim x1 artı x2 bulmam lazım. Eksi b bölü a'dan eksen. X1 çarpı x2'nin de c bölü a'dan n. Yani burada a1, bn, c'de n.
Şimdi burada yerine yazarsam x1 artı x2 yerine eksi m bölü 2 eşittir kök içinde e. Hadi diyelim ki bunu bulduk. Karesini alsam m kare bölü 4 eşittir m. Yani m kare eşittir 4 m gibi bir şey bulduk. Peki delta neydi? B kare eksi 4 ac. B kare m kare eksi 4 a c. M kare neye eşittir? 4 m. 4 m eksi 4 m ne yapar? 0. İşte deltası 0'dır deyip bitirebiliriz. Hatta bitiririz. Ve bu testin son iki sorusu. Bu şekilde geldi değil mi? Bak şu an kök x1 artı kök x2'ye a dedim. Sonra her iki tarafın karesini yaptım. Sonra devam edeceğim. Birincinin karesi artı birinci ve ikincinin iki katı. Kökler aynı oldu. Yani kök dereceler aynı olduğu için ortak kök içinde çarptım. İkincinin karesi eşittir. Bak ne geldi? Şunları yanına alırsan x1 artı x2 artı 2 kök x1 çarpı x2 eşittir. Aynı şey. Yine kökler toplamda hocam eksi b bölü a'dan 21. Sonra kökler çarpımı c bölü a'dan 4. Yerine yazacağım. Buraya 21 artı 2 çarpı kök 4 a kare. Burası 2, 8 yok. 2 kere 2, 4 25. Şimdi 25 eşittir a kare. A eşittir ne olur? Artı eksi 5. Eksidir 5'tir. Neden eksi 5 olmaz dersiniz? Köklerin ikisi de çift dereceli olduğu için sonuçları büyük eşit 0'dır. Ya 0 ya pozitif olur. Dolayısıyla 5'e bulduk. Burada dağılma özelliğini yapacağım. Bak tek tek dağıtacağım. X1'in karesi çarpı X2'nin karesi artı X1'in karesi çarpı 1 bölü X1. Şimdi bu ikisini dağıtacağım. 1 bölü X2 çarpı X2'nin karesi artı 1 bölü X2 çarpı X1. Burayı düzeltirsem üstler aynı olduğu için bu X1 çarpı X2'nin karesi. Bunun bir tanesini götürür X1. Bu da bunun bir tanesini götürür X2. Yine aynı şeyler değil mi? Yani X1 artı X2 eksi B bölü A'dan 6. X1 çarpı X2 C bölü A'dan 1. Yaz yerine 1'in karesi 1 artı 6 artı 1. Yani cevabımız 8. Bu da testin sonu herhalde değil mi? Yok. İki soru daha olmuş. Hemen çözelim. Hemen. Denklemin köklerinden biri diğerinden 3 fazla. Yani diyelim ki x1 x2'den 3 fazla olsun. Burada ne söyleyebilirsin? Atıyorum bunun tarafı atıp x1 eksi x2'yi söyleyebilirsin. Anlaca değerler toplam. Yani şöyle x1 eksi x2 3 olur. Sen de altına kökler toplamını yazarsın. X1 artı x2 eksi b bölü a'dan a denir. Sonra bunu toplarsın. Şunlar gider. 2x1a artı 3 olur. X1 de a artı 3 bölü 2 olur. Şimdi bu denklemi sağlar. Neden? Denklemin kökü. Denklem ne? X kare eksi ax artı 40 yazıyorum. A artı 3 bölü 2'nin karesi eksi a çarpı a artı 3 bölü 2 artı 40 eşittir 0. A'nın karesine a kare artı 6 artı 9 bölü 4 eksi a kare artı 3 a bölü 2 artı 40 eşittir 0. Kardeş diyeceksiniz. Yani bunu 2 ile bunu 1 deyip 4 ile. Şimdi yazıyorum a kare eksi 2 a kareden eksi a kare olacak. 6 a
Eksi 6'a gidiyor zaten. Gerçekten. Vallahi gidiyor. 9 9 eksi 160 geliyor. Yok. 9 artı 160 artı 169 bölü 4 eşittir 0 geliyor. Buradan denklem şu oldu. Eksi a kare artı 169 eşittir 0. Aslında a değerleri toplamı 0 çünkü kökler toplamı. Bu denklemin kökleri a1 ile a2. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 0. Ama zaten sen şuradan a kare eşittir 169 deyip a eşittir 13 ve a eşittir eksi 13 diyebilirsin. Direkt 0 olarak diyebilirsin. Ya da bunun kökler toplamı eksi b bölü a'dan b 0 olduğuna göre direkt kökler toplamı 0 gelir. Bu denklemin kökler oranı 4 olduğuna göre yani demiş ki x1 bölü x2 4'müş. A kaçtır? Biliyorum. X1 bölü x2 4. O zaman x1 eşittir 4x2 yapar. Gelin bunu bulduk ya. Biz de şunu kullanalım. Kökler toplamını biliyoruz. X1 artı x2 eksi b bölü a'dan 10. X1 yerine 4x2 artı x2 eşittir 10 desen 5x2 10 x2 2. Bu denklemin kökü denklemi sağlar. Sağlar. 4 eksi 20 artı 3a eksi 2 eşittir 0. Ama 6 geleceksiniz. Ve bu testi bu şekilde bitirmiş olduk. Bir sonraki derste de kök katsayı 2'yi çözeriz.